yatırımcılar investe az yatırım menkul değerlerden ben yatırım Umut Beytor'un. Dünkü veri akışına baktığımızda öncelikle Almanya üfe rakamları ön plandaydı. Burada yıllık 2.6 beklentisi içerisindeyken piyasalar 2.5 gibi beklentilerin hafif altında gerçekleşen bir üfe rakamı gördük. Aylık bazda ise 0.2 beklentisinin altında 0.1 şeklinde sonuçlandı. Yine günün önemli haberlerinden dün takip ettiğimiz IMF Başkanı Lagarde'ın Brexit sürecinin İngiltere açısından büyümeye engel teşkil ettiğinin altını çizdi. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Carney de açıklamalarda bulundu. O da Brexit sonrasında Avrupa Birliği ile işbirliğinin devam edeceği yönünde umutlu olduklarını ve Avrupa Birliği ve İngiltere açısından işbirliğinin her iki tarafın çıkarına olacağını belirtti. Yine takip ettiğimiz verilerden bir başkası Amerika ikinci el konut satışlarıydı. Burada da beklenti %0.9 iken %5.6 gibi beklentilerin çok üzerinde bir konut satışı verisi geldi. Diğer taraftan Temsilciler Meclisi'nden geçen ancak kongreden ufak tefek pürüzler nedeniyle tekrar Temsilciler Meclisi'ne gönderilen son vergi yasası dün akşam sonuçlandı. Burada bugün artık Başkan Trump'ın imzasına gidilmesi bekleniyor. Ama sanki bu daha önceden yasanın onaylanacağı fiyatlanmış gibi gözüktü fiyat hareketlerinde. Özellikle Euro-Dolar paritesinde ve diğer paritelere sırayla bakacağız zaten az sonra. Bu arada yine bugün Japonya Merkez Bankası 2016 yılı başından beri devam ettirdiği -0.10 faiz oranını uygulamayı sürdürüyor. Burada bir değişikliğe gitmedi. Zaten piyasalar bir değişiklik beklemiyordu. Ancak enflasyon yaratılamaması Japonya açısından da yine endişe verici bir durum. Fakat Merkez Bankası kontrollü bir şekilde politika izlemeye devam ediyor burada. Bugün İspanya'da Katalonya bölgesinde seçimler var. Yine bunu takip etmek gerekecek. 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyeleri belirlenecek. Yine günün önemli o haberlerinden Amerika 3. çeyrek büyüme verisini takip ediyor olacağız. Burada da beklentimiz %3.3 ve Türkiye tüketici güveninde bugün önemli verilerden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Harita bazlı baktığımızda Euro-Dolar paritesi dediğimiz gibi vergi yasasının onaylanmış olmasına rağmen, Senato'dan da geçerek onaylanmasına rağmen parite yukarı yönlü isteğini sürdürdü. Almanya'daki veriler de istenildiği gibi gelmese bile üfe verileri yine de bu isteğin arttığını görüyoruz. Buradaki üçgen formasyonu üzerinde kırılması sonrasındaki hareketle 1.19'a doğru yükselişin devam ettiğini izledik ve burayı test etti. Ardından kar satışları geldi. Şu anki duruma baktığımızda RSI 70 bölgesinde olması sebebiyle bir kar satışlarıyla birlikte 50 bölgesine doğru düşüşler hedeflenebilir. Burada 1.18.60 önemli bir destek haline döndü. Daha önce takip ettiğimiz önemli direnç şu an itibariyle artık önemli bir destek haline geldi. Bu desteğin kırılması durumunda 1.18.20 ve 1.18 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Yükselişlerde 1.19'un üzerinde 1.19.25 ve 1.19.60 seviyeleri ön plana çıkıyor. Bunlar takip etmemiz gereken direnç noktaları olarak ön planda. Dolar TL tarafında düşüş kanalındaki hareketin sürdüğünü görüyoruz. Dün yine 3.82 seviyesinin altına sarkan parite tekrar toparlanarak 3.82.50 civarındaki hareketini sürdürüyor. Çok önemli bir veri akışı bugün sadece Türkiye tarafında az önce bahsettiğim gibi tüketici güveni verisini takip ediyoruz. Temsilciler Meclisi'nden geçen yasa tasarısı, yasanın onaylanması çok etkili olmamış gibi gözüküyor parite üzerinde. Dolayısıyla bu kanal içerisindeki hareketli ortalamanın alttaki süreci düşüş trendinde sürdürmeye devam ediyor. Takip edeceğimiz gösterge RSI 50 seviyesine yaklaşması durumunda geçilmesi halinde yükseliş durumunda 3.84, 3.86, 3.89 seviyeleri gündeme gelebilir. Düşüşlerde ise tekrar 3.82 altında kalınması halinde 3.79.50 ve 3.77 seviyeleri ön plana çıkacaktır. Bunları da gün içerisinde takip ediyor olacağız. Altın fiyatlarına bakacak olursak
Altın yükselişini devam ettiriyor. Dün de 1268 seviyesi, önemli direnç seviyemize yaklaştı ve iki kez test etmiş durumda olduğunu görüyoruz an itibariyle. Buradan gelen bir kar satışı var. 1265 seviyelerinde, 1265.70 bu seviyelerde an itibariyle takip ettiğini görüyoruz. Ve Amerika hisse senetlerinde yasa sonrasında hafif satış geldi endekslerde, Amerikan endekslerinde. Dolayısıyla altın bundan da biraz yararlanmış gibi dün akşam itibariyle. Ama burada 1268 seviyesi önemli direnç seviyesi olma özelliğini koruyor. Aşılması durumunda 1272 ve 1278 seviyeleri gündeme gelebilir. Üzerinde de 1282 seviyesi takip edeceğimiz bir başka direnç noktası. Geri çekilmeler halinde RSI'ın 50'nin altına sarkması durumunda işte 1263, 1260 ve 1255, altında da 1250 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Investor'a yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.